Sayın Başkan, değerli katılımcılar, şimdi gerçekleri, yani cerrahiden bahsetme zamanı olduğunu düşünüyorum. Benim o kadar uzun konuşmaya ihtiyacım yok. Çünkü cerrahinin daha ikna edici olduğunu düşünüyorum. Daha kısa konuşacağım. Konuşmam da Yaman'ın konuşmasının bittiği yerden başlayacak. Onun konuşması Tocqué'nin çalışmasıyla bitmişti. 2000 yılından sonra cerrahlar bir şey yapmaya devam ettiler. Ve bazı fikirler geliştirdiler. Bu çalışmaya baktığımız zaman, evet, eşit gözüküyor. Ve stent grubunda morbiditenin biraz daha yüksek olduğunu unutmamamız gerekiyor yalnız. Stentlerde cerrahiden biraz daha fazla morbidite var. Genel başarı bakımından aynı. Yani aynı ama genel başarısı aynı. Morbidite bakımından değil. Ayrıca 2014 yılında bir çalışma daha var. Yaşam kalitesine ilişkin, bizim cerrahlar olarak terapetik nihilizme kapılıp tedavi uygulama takıntımız olmaması gerekiyor. Hastaların yaşam kalitelerine de bakmamız gerekiyor. Bakın, burada özellikle depresif mood ve düşük enerji, düşkünlük halindeki cerrahiden sonra düzelmenin cerrahi öncesine göre istatistik olarak çok anlamlı olduğunu görüyoruz. Cerrahi ile kıyaslayınca mesela orta derecedeki fiziksel aktiviteler veya genel sağlık durum bakımından yine iyi, istatistik olarak da fena değil, ama çok çarpıcı iyilik mental, yani yaşam kalitesi üzerine olduğunu görüyoruz 2014 yılında. Yine Henry Pitt'in 2013 yılındaki, biz daha önceki görüşlerini de dinledik Sayın Tekant'ın sunumundan, ama bakın şöyle bir görüş de var. Diyor ki, genel başarı oranı cerrahi için en iyidir diyor, sonra endoskopi için gelir diyor. Yani önce cerrahi, sonra endoskopi ve girişimsel radyoloji ve zamanla da diyor daha düzelmiştir diyor. Son yıllardaki cerrahinin gelişimiyle 6 ay, yani 1 yıl değil, 6 ay. 6 aydan daha fazla stentte ısrar etmemek gerekiyor. Çünkü cerrahlar olarak bol stent konmuş bir hastanın cerrahi girişiminin ne kadar eğlenceli olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyümüş lenf bezleri, kanamaya yatkın kırılgan dokular, lenfatik proliferasyon gibi. O yüzden o 6 ayı 1 yıl yapmak lazım. Yine bu outcome slide'ını anımsıyorsunuz sevgili Yaman'ın sunumundan, ama şunu anımsamıyoruz. Yani cerrahi, endoskopi ve perkutan olarak anlamlı farklar olduğunu, yani cerrahinin endoskopiden daha fazla olduğunu, Strasberg yaralanmasının derecesi büyüdükçe, bunu da unutmamamız gerekiyor. O zaman 6 ay, 6 bir daha çizilmiş, aynı makalenin conclusion kısmı bu. 6 ay. Bunu yapanlar da bilinen, yüksek kurumsal merkezlerde çalışan, uluslararası serileri olan insanlar. Tabii bu böyle. Uzak Doğu'da nasıl? Uzak Doğu ile hep kıyaslamak gelenektir. Ben de öyle de yapalım dedim. Uzak Doğu'ya baktığımız zaman da şöyle bir şey var. Evet, erken evrede endoskopik stentler var, ama Bismuth klasifikasyonuna göre 3-4-5'te cerrahi girişim daha üstün. Turblanche'ın, yani parankimin de ciddi hasar gördüğü, fibrozin geliştiği durumlarda karaciğer transplantasyonuna kadar giden durum var ve bu hastaların çoklu stent uygulamasından bu noktaya geldiğini de unutmamamız gerekiyor. Yani stentteki ısrarın bir derecesi olması gerektiğini düşünüyorum. 2007 yılındaki zamanlama içinde Asya'dan bir çalışma var. Ne zaman, nasıl ve kimin yapması konusunda. Burada da yine benim bilyardarlıkların elektif olarak deneyimli bir merkezde RUNY ile onarılması durumunda ancak giderilebileceği ve stentin çok fazla yerinin olmadığı söyleniyor. Bir iki kelime de kendimizden bahsedelim. Dedik ki slaytlarda, altın standart RUNY hepatikojejinostomidir ve cerrahın deneyimi önemlidir. Tamam. Mukozanın mukozaya denk getirildiği anastomoz tekniği bugün için çok kabul ediliyor ve genel prognostik faktörler içerisinde hepimizin üzerinde onayladığı yaş ve eşlik eden hastalığı bir kenara koyarsak, lokal olarak cerrahın deneyimi, önceki operasyonlar, infeksiyon, portal hipertansiyon ve fibrozis ile darlık düzeyi oldukça önemli bir rol oynuyor. Bunları geliştirenlerin de stentler olduğunu da tabii ki anımsamamız kaydıyla. Ameliyat esnasında mukozayı mukozaya denk getirebilmek için en önemli koşul proksimali görmek. Peroperatif bir PTK veya preoperatif bir proksimal görüntüleme olmaksızın kalkışmamak lazım zaten. Nitekim Stewart ve Wayne yayınında PTK yapılmadan bir girişim yapılmaya çalışılırsa başarısızlık oranının %96'ya kadar yükseldiğini görüyoruz.
genel olarak cerrahinin başarısız diye sunulduğu durumlarda preoperatif incelemelerin yetersiz olan olgular olduğunu da görüyoruz. Çünkü deneyimsiz merkezler derken kimse küçümsemekten bahsetmiyorum. Yani yüksek volümden ya da sık sık bunları yapmaktan bahsediyorum. Eğer bu şekilde yapılmazsa darlık her seferinde yukarıya tırmanarak siroza gidiyor. Yani zamanında uygun mukozayı denk getirirsek yüksek başarı var ve erken uyarımdaki oran bakın 86'ya 61. Bu John Hopkins serisinde de böyle Türkiye. Türkiye'de seri var mı? Var. Üstelik Sayın Tekant'ın sekreterliğini yaptığı 2003 yılındaki Avrupa Hepatobiliyer Cerrahi Kongresi'nin verisi var. Bakın orada ben o zaman doçenttim, bir ulusal çalışma grubu oluşturuldu. 328 hastalık bir hasta tarandı Türkiye'den. Katılanlar arasında Yaman Bey'in adını görüyoruz, ben de varım. Mert, bu isimlerin çoğu bugün buradalar. Büyüklerimiz, arkadaşlarımız dahil olmak üzere. Etiyolojide açık kolestektominin giderek azaldığını, laparoskopik kolestektominin giderek arttığını görüyoruz. Bu beklenir bir şey tabii. Çünkü laparoskopik kolestektomi yaptıkça tabii ki yaralanma artacak. Girişim öncesinde herkes PTK'sını veya MRKP'sini, yani proksimali görüntülemeyi hedeflemiş Türkiye'de. Ve tedavi yöntemine bakıyoruz. Cerrahi %92. Yani bizim Türk Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi Camiası 2003 yılında Sayın Tekant'ı ikna edememiş. 12 sene sonra bizi stent konusunda tekrar ikna etmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Sadece gözlem, stent ve balonun %4-2-2 gibi oranlarda olduğunu düşünüyoruz. Cerrahi tipi olarak da Roentgen'e hepatikojejinostominin 4:3 oranında uygulanan cerrahi olduğunu görüyoruz. Ve sonuçlarımıza bakalım. %3 morbidite var, %19 morbidite var, sadece %6'sında reoperasyon gerekmiş, sadece %8'inde balon dilatasyon gerekmiş, genel başarı oranının %92 olduğunu görüyoruz. 14 yıl maksimum izlem var. O zaman sonuçta şöyle bağlamışız, daha çok işbirliği, biliyar yalan ve darlık olması ayıp değil, refer etmek teşvik edilmeli ve standart bir yöntem oluşturulmalı. Tek merkezli bir kayıt yapabilirsek eğer, Türkiye'nin her yerinden gelenler için daha iyi olacak. Bunun Sayın Tekant'ın stent konusundaki yaklaşımını eleştiren en çarpıcı çalışma olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama bir de bu var. Bu ilk İstanbul'da Armada Otel'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Sayın Tekant'ın da içinde bulunduğu grubun önerisi, ilk konsensüs önerisi. Orada bakın şöyle bir şey var. Hepatikojejinostomi, perioperatif. Bunu geçiyoruz, biz geç dönemdeyiz. Hepatikojejinostomi, laboratuvar ya da görüntüler yetersiz olmazsa ya da kontrollü fistül, yine de definitif cerrahi, yine hepatikojejinostomi. O yüzden evet, ben de erken dönemde küçük yaralanmaların stentle giderilebileceğini düşünüyorum ama bir konsensüse cerrahinin yerinin stent karşısında çok küçümsenmemesi gerektiğini ve bir yıl değil, 6 ay tekrarlayan projelerde daha sık, eğer mukozayı denk getirebilecek bir cerrahi olanağı varsa daha erken stentten önce yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.